Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Doğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'ta mitoz ve mayozun farkını anlatacağız. Evladım bak mitoz ve mayoz deyince aklına bir şey geliyor mu? Geliyor hocam öğrettiniz bana. Harika mitoz ve mayozun şimdi tam bir farkları nelerdir bunu anlamaya çalışacağız. Bak mitoz hücre bölünmesi ve mayoz hücre bölünmesi iki farklı hücre bölünmesi var değil mi? Evet hocam. Biz bunlarda mitozda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer mitoz hücre bölünmesi gerçekleşirse iki tane yavru oluşuyor. Evet. Mayoz gerçekleşirse kaç tane oluşuyordu tonguç? 4 tane oluşuyordu. Aferin evladım. Kolay sorularda başarılısın. Dört <laughs> tane hücre oluşuyor. 4 tane yavru oluşuyor. Bak. Mitozda kromozom sayısı 2n ise başlangıçta. Evet. Çocukların kaç oluyor tonguç? 2n yine aynı. Aferin okuyabiliyorsun. Peki mayozda ne oluyor kromozom sayısı? 2n ise bak yarıya bölünüyor. Ne oluyor? Oha çok güzel. Yarıya düşüyor. Yani kromozom sayısı 46 anda... ise 23 oluyor mesela. Oha çok güzel. Peki mayozda oluşturduğumuz hücre çeşidi neydi hatırlıyor musun Tonguç? Ee, bak sen bunu bilirsin. Sen bunu bilirsin. Çünkü senin çok ilgilendiğin bir hücre çeşidi bu. Sperm mi hocam? Evet canım bak ha. o hücre çeşidini bildin. Mayozda spermler oluşuyor. Demek ki sen bir tane hücrenden dört tane sperm oluşturuyorsun, Ha. Ama mitozda ise normal vücut hücrelerinde oluyor. Şimdi onun farkını anlatacağız. Ama şuna dikkat edelim. Bu yavrular aynı genetik yapıda. Yani şu ikisi de birbirle aynı. Hiçbir fark yok. Hatta anneleri de, de aynı. Ha. Ama senin mayozla oluşturduğun sperm hücreleri var ya, ilk baştaki hücreden tamamen farklı. Hatta kendi içlerinde de farklı. Oo. O zaman mitozla mayozun temel farkı neymiş Tonguç? Çeşitlilik. Yani mayozla çeşitlilik varken Mitozda aynı hücreler oluşuyor. Mitoz klonlama gibi birebir aynısı. Mayoz ise full değişik diyebilir miyiz? Çok zekisin. Gerçekten iyi bir örnek verdin. Şimdi mitoz ve mayozun temel farklılığına bakalım. Mitoz deyince aklımıza kromozom sayısı değişmez gelecek. Bu evet. en önemlisi Tonguç. En, en 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 önemlisi. Şimdi mayoz deyince aklımıza gelecek yarıya düşüyordu hatırlıyor musun? Ha, 2N ne oluyordu? Evet 2N N'ye düşüyordu. Yani 46 ise 23'e düşüyor. Mitoz bölünmede iki hücre oluşuyordu. Demin gördük. Evet. Mayoz bölünmede dört tane hücre oluşuyor. Bir oluştu. sürü yavrusu vardı. Evet. Bak çeşitlilik mitoz bölünmede yoktu. Aynı hücre oluşuyor. Klon gibi. Mayoz bölünmede çeşitlilik vardı. Var evet. Çünkü ne vardı biliyor musun? Parça değişimi vardı. He. Hatırlıyor musun? Parça değişimi. Crossing over. Evladım İngiliz misin? Japon musun? Şimdi parça değişimi deyince aklımıza parçalar değişince karışım çıkıyor ortaya. Anladım. Karışım hocam. olunca evladım. Ortaya karışık gibi çeşitlilik geliyor. Aynen. Hiçbir kardeşin birbirine benzememesi gibi. Çok güzel. Bak bu parça değişimi sayesinde oluyor. Mükemmel. Ama mitozda böyle bir şey yok. Her şey aynı. Her şey aynı. O yüzden çok rahatız. Araba gibi. Hep bütün fabrika parçaları aynı üretiyor. Evet. Ne kadar Saçmal. saçma <laughs> örnekler veriyorsun. Üreme çeşidi deyince eşeyli üreme erkek ve dişi var. Bunu biliyoruz. Erkeğin sembolü bu da dişi. Eyvallah. Ama burada erkek veya dişi yok canım. Mitoz bölünmede erkek veya dişi yok. Anlaştık Sapkın mı? Eşeysiz, yani. eşeysiz bölünmede erkek veya dişi yok. Hücre çeşidinde bak mayoz bölünmede eşey hücreleri. Yani senin bildiğin çok aşina olduğun Sper. Sperm. hücresi ve yumurta hücresi. Eşe hücreleri de oluşuyor mayoz bölümü ama vücut hücrelerinde ise mesela benim kolumda, benim parmaklarımda, işte saçımda, başımda, beynimde senin vücut hücrelerinde ne oluşuyor? Mitoz bölümü. Anladım hocam. Keşke beynindeki hücreler daha fazla mitoz geçirse diye ümit ediyorum Tonguç. İnşallah olur değil mi? Şimdi ardından kaç kere oluyor? Mitoz sonsuz kere olabilir. Mayoz ne olur evladım? Yalnız bir kere olur hayatında bir kere. Hücrenin yalnız bir kere olur. Anladım. Çünkü hocam. en eşittir 23'e düştükten sonra bir daha bölünemez ki. En bölü 2 mi olacak ya? Değil yani, mi? Kromozom yani sayısı olacak? Mitozda homolog kromozomlar Homoledir yoktur. Hocam. Homo dediğimiz homolog aynı özelliği kontrol eden kromozom He. Bir anneden bir babadan geliyor. Mitozda homolog kromozom yok. Mayozda homolog kromozomlar var. Anladım Bunlara hocam. dikkat edeceğiz Tonguç'cum. O zaman olayı anladığını ümit ederek. O ödüllü soru eşek hücresi. Sana eşek hücreli bir soru hazırladım. Teşekkürler hocam. Hadi bakalım yap da gönder yorumlara.